Merhabalar. Şimdi geldik üst kısmın düzenlenmesine. Yani şu alanı düzenleyeceğiz. Visual Studio'ya geldim. Writer Footer parçalı kapatıyorum. Writer Navbar parçalı da şimdilik kapatıyorum. Ardından Writer Layout'a geldim tekrar. Şimdi bizim üst tarafı düzenlememiz gerekiyor. Bu üst taraftaki kısmı View Component üzerinden çekeceğim ben. Peki nasıl olacak? Şöyle olacak. Ben diyorum ki şimdi bunlar için İster partial oluşturun, işte isterseniz yani tek bir partial oluşturup ilerlemek çok sağlıklı olmaz aslında. Bence bunları bölmek biraz daha sağlıklı bir yaklaşım olur. Şimdi şöyle diyorum, üst tarafta mesela şu alanı, yani bu alanı da istiyorsanız partial ayırın, yani hiç layout içerisinde bir alan kalmasın. Layout sadece bütün birimleri toplayan alan işlevi görsün. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Şimdi ben mesajlar kısmıyla başlamak istiyorum. Peki bunun için ne yapacağım? Bunun için şöyle yapacağım. View Component'e geldim. Şimdi View Component içinde sağ tuşa tıkladım klasörüme. Yeni bir klasör ekleyeceğim. Bu klasör writer klasörü olacak. Yani yazar için ilgili değerleri tutacak. Tıpkı comment'te veya işte bloklarda olduğu gibi benim buraya bir tane class eklemem gerekiyor. Şimdi ilk klasım arkadaşlar writer mesaj notification. Doğru yazdık mı? Notification. Tamamdır, doğru. Şimdi ben bunu ekliyorum. Ekle dedim. Ve bu şekilde buraya bir tane writer mesaj klası eklemiş olduk. Bunda herhangi bir problem yok. Şimdi comment list by block kısmına geldim. Comment list by block'ta olduğu gibi şöyle şu view component alanını kopyaladım. Kopyaladım, bu değeri geldim buraya yapıştırdım. Burada CTRL nokta yapıyorum ve Using Microsoft ASP.NET Core.MVC buraya dahil ettim. Tamamdır. View Component buraya dahil edilmiş oldu. Ardından bir tane invoke metodu oluşturacağım. Tabi bu metodun içi şu anda boş olacak. Bizim mesaj sınıfından bir değer türetmemiz gerekiyor. Peki herhangi bir şey türetmeyelim. Sadece bir view döndürsün bize. Ben geldim burayı kopyaladım. Kopyaladım, bu değeri geldim buraya yapıştırdım. IView Component Result formatında bir invoke metodu. Int ID kısmını geldim sildim. Sen bana bir şey geriye döndürmeden sadece view'i döndür. Yani burada herhangi bir değişken ya da işte nesne vesaire türetmiyorum. Sen bana sadece bunu yap istiyorum. Tamamdır. Çok güzel. Burayı oluşturmuş olduk. Şimdi şu writer message notification kısmını geldim kopyaladım. Kopyaladıktan sonra ne yapıyordum? View klasörüne geliyordum. Ben şerit klasöründeki component klasörünün içerisine tanımlıyordum. View komponentlerimi. Şöyle sağ tuşa tıkladım buraya. Ekle dedim. Yeni bir klasör ekleyeceğim. Bu klasörümün ismi writer message notification olsun. Şimdi writer message notification içerisine sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Bir class ekleyeceğim. Pardon, bir view ekleyeceğim. Sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Buraya bir view ekleyeceğim. Bu view bir razor view olacak ve bu bir partial view olacak. Senin ismin de default olsun diyorum. Default.cs olarak gelecek zaten. Default dedim. Default dedikten sonra buraya default view'imizi, partial'ımızı eklemesini bekliyorum. Açılsın ya da yüklensin sayfamız. Bekliyorum yüklenmesini. Şimdi burayı mesajlar için yaptım. Geldim burayı sildim. Sildikten sonra arkadaşlar, şimdi writer layout'a geldim. Şöyle yapalım. Comment list by block kısmını şimdilik kapattım. Buna ihtiyacım yok. Writer layout'a geldim. Şimdi writer layout alanında benim mesajlara ihtiyacım var. Biz mesajları nereden alırız? Şurada mesaj yazan kısımdan. Ctrl F edelim. Mesaj. Burada bakın şu kısım. Div class drop down menu drop down. Burası kaçta başlıyor? 79'da başlıyor. 114'te bitiyor. Ben geldim burayı kestim. Kestiğim bu değeri buraya yapıştırdım. Tamamdır. Ardından block read-all'a geleceğim. Şimdi nasıl biz view komponentleri alıyorduk? Şu şekilde alıyorduk. Komponent invoke asenkronik ile alıyorduk. Ben geldim şurayı olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladığım bu değeri buraya yapıştırdım. Yalnız bizim üzerinde çalışacağımız alanın ismi şöyle kopyaladım. Comment list by block değil. Writer message notification olacak. Bir parametre almadığı için şu anda burası bu şekilde gelecek. Kaydettim. Kaydettikten sonra default tarafına tekrar döndüm. Böyle kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi son bir işlem yapacağım. Sadece mesajların istediğim formatta gelip gelmediğini görüntüleyebilmek adına şu writer klasörünü geldim kopyaladım. Şunun başına image source'ları için şöyle tilde slash
writer ifadesini eklemiş oldum. Geldim şurayı olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim şuraya yapıştırdım 2. Hemen altına geldim. Buraya da yapıştırdım. 3 oldu. Kaydettim. Kaydettikten sonra şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Test tarafından projeyi çalıştırmam gerekiyor. Bekliyorum şöyle. Sağ tuşa tıkladım. Tarayıcıyla beraber çalıştır dedim. Çok böyle ekstrem bir durum yok bence. Hani kolaylıkta artık bunları yapabileceğinizi düşünüyorum. Ki burada bakın mesajlar kısmında görsellerimiz de gelmiş oldu. Şimdi biz buraya bir link vereceğiz. Bu verdiğimiz link sayesinde mesaj detayları sayfasına yönlendireceğiz bunu. Burada da temanın nimetlerinden faydalanacağız. 4 yeni mesaj diyor ama burada 3 tane var. Var mıdır başka? Default'a gelelim. Şimdi burası bir dakika, 1 dakika önce, 15 dakika önce, 18 dakika önce. Tamam, aslında 3 yeni mesaj olmalı. Burada neden 4 tane yazmışlar bilmiyorum. Burayı da böylece tamamlamış olduk. Hiçbir problem yok. Bence gayet güzel ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi mesaj tablosunda bize mesajı gönderen kişinin işte görseli vesaire olabilir aslında. Yazarların görseli olacak. Ondan dolayı biz bunu da çekebiliriz. Hemen altına da işte bu aslında çok güzel bir ödev var. Mesela güzel bir ödev bu. Bu ödevi de size bırakayım. Ya biraz böyle sanki ödevlerde zorluyor gibiyiz ama ödevleri yapan çok fazla öğrenci var. Ondan dolayı çok da zorladığımı düşünmüyorum. Ödev şu olacak. Şimdiden söylemiş olayım. Daha önce kimdi ya? Burak mıydı? Yok. İsmini hatırlayamadım. Çok özür dilerim kendisinden. Bir arkadaşımız vardı. 34-35. Derslerdeydi sanırım. Bize bütün ödevleri toplayıp hepsini videonun yorum kısmına yazmıştı. O arkadaşımızdan rica edeyim. Bu dersleri de izliyordur. İsmini unuttum. Çok özür dilerim. Çünkü çok fazla yorum geliyor. Bu ödevi de bu videonun altına yani yorum olarak eklerse ya da işte ikinci görevden sonra verilen ödevlerin tamamını bu videonun altına yorum olarak eklerse sevinirim. Ödev şu olacak. Mesajların gönderilme tarihini süre bazında buraya yazdırmanızı istiyorum. Aralık değeri olarak. Şöyle mesela ben mesajı işte atıyorum saat şu anda diyelim sabah saat 10. Tamam, ben mesajı 7'de gönderdim. 3 saat önce yazmalı. Yani 24 saatlik dilim içerisinde aslında çok bence kolay ama şeyi almanız gerekecek. Saati almanız gerek de var mı? Ya istiyorsanız yapın. Çok da ödev gibi olmasın. Çok da uğraş. Ya ödev değil. Tamam, ödev değil. İsteyenler yapsın. Ne demek istediğimi zaten ödevin içeriğini anlamış oldunuz. Tamam, burası böyle. Şimdi writer layout'a geliyorum. Bakın writer layout'u epey temizledik. Bayağı şu anda 164 satıra düşürdük. Biraz daha düşüreceğiz. Geldik notification kısmına. Notification'da buraya ait bir alan. 86'da başlıyor. 127'de bitiyor. Şimdi bunun için de ben hemen bir tane view component oluşturacağım. Biraz böyle birbirini tekrarlayan şeyler yapıyor gibiyiz ama bunları yapmak istiyorum. Önemli detaylar çünkü. Yazarın içerisinde yeni bir class tanımlayacağım. İsmi writer notif fi pardon şöyle notification olacak. Notificati on. Writer bildirimleri direkt. İstiyorsanız writer duyuru bildirimleri de işte duyuru bildirimleri de diyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben sadece yazar bildirimleri olarak burayı oluşturuyorum. Yeni bir class bu şekilde tanımlamış olduk. Şimdi writer mesaj notification'a geldim. Sadece view component'ten ardından şu invoke metoduna neyse adım adım çekelim. Şuraya geldim, yapıştırdım. Ctrl nokta dedim. Bunu dahil ettim. Hemen sonrasında şöyle invoke metodunu geldim. Şurası için kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Tamamdır. Burası tamamlanmış oldu. Writer notification ismini kopyaladım. Şimdi ardından view tarafına gelip hemen klasörümüzün komponent klasörün içerisinde bir tane daha klasör tanımlayacağım. İsmi writer notification olacak. Şimdi writer notification üzerine sağ tuşa tıkladım, ekle dedim. Buraya yeni bir class pardon yeni bir view ekleyeceğim. Bu view razor view olacak. Parçalı olarak kullanacağız. Senin adın default olsun. Default olarak burayı kullanın. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra şimdi bu kısım ekleniyor. Burayı da düzenleme işlemini yapalım. Bekliyorum açılmasını. Ya hata fırlattın sen bize. Ekle dedim tekrar. Bekliyorum açılmasını.
Açıldı. Şimdi bu kısım tamamlanmış oldu. Ondan sonra şimdi ne yapacağız? Writer Notification olanı şöyle ilerleyebilir miyim? Şimdi Writer Message Layout'a geliyorum. Nerede layout'um? Şurayı kapattım. Writer layout'a geldim. Şu kısmı olduğu gibi kestim. Kestikten sonra geldim. Default'u buraya yapıştırdım. Ardından writer layout'a tekrar geldim. Şurayı olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladım bu değeri buraya yapıştırdım. Sadece writer notification olacak. Mesaj kısmını sildim. Burada writer notification'ı kullanıyor olacağız. Güzel. Tamamdır. Ondan sonra şimdi burada ne yapacağız? Başka ekstra yapacağım şey yok. Test tarafında sadece direkt çalıştıracağım projeyi. Test tarafından projeyi bir çalıştıralım. Bir görelim bakalım nasıl oldu. Beraber kontrolünü sağlayalım. Notification kısmı da bakın buraya sorunsuz bir şekilde gelmiş oldu. Tabi bunları Türkçeleştireceğiz. Türkçeleştirdiğimiz zaman çok daha güzel bir hale bürünüyor olacak. Bu kadar. Şimdi son bir şey. Layout tarafına geldim. Şurada layout tarafında search diye bir alan vardı. Placeholder'ında search yazan bir alan. Nerededir bu? Şöyle kontrol. Heh, şurası search projects. Şurayı şöyle yapalım. Aranacak kelimeyi yeriniz diyelim. Burada da arama işlemi uygulayacağız. Onu da anlatacağım. Geldim sayfayı yeniledim. Sayfayı yeniledikten sonra bekliyorum açılmasını. Son aşama bu. Açılsın bu kısımda. Burası da açıldı. Aranacak kelimeyi giriniz kısmına gelinmiş oldum. Çok güzel. Gayet güzel. Hiçbir problem olmadan çalışıyor. Şimdi bu kadar. Bir sonraki derste küçük bir refaktöring işlemiyle başlayacağız. Ondan sonra yazarda profil düzenlemelerine vesaire giriş yapacağız. Gelecek derste devam edelim.